9 Şubat Perşembe Sol Haber Alparslan Savaş Üreterek büyüyen Türkiye'nin enkaz altında terk edilen halkı Sanayi Bakanı Varank, afet merkezinden konuştu. Uşak'taki üreticilerimiz dedi. 1,5 milyon battaniyeyi bölgeye gönderiyor. Deprem saatinin üstünden neredeyse 48 saat geçmiş, devletin ne hastanesi, ne limanı, ne havalimanı kalmış, Ordu kışladan kurtarma ekipleri akut merkezinden çıkıp sahaya dağılmamış, yıkılan binalardan binlercesine henüz tek bir kazma bile vurulmamış, enkaz altında binlerce yurttaş, bizim bakan meyve sebze hallerinin aracı kabzamalları gibi uşaklı teksticilerden deprem bölgesine ayarladığı battaniyeleri müjde diye anlatıyor. Yetmiyor, ciğeri yanıyor, kayıplara çok üzülüyor, hepsine Allah'tan rahmet diliyor ama üretim tarafına da bakmak gerekir diyor. İşte o tarafa bakınca şu anda bölgede sanayi anlamında bir sıkıntı bulunmadığı için büyük memnuniyet duyduğunu söylüyor. Temsil ettiği hükümetin Türkiye'yi üreterek büyüyen bir ülke yolunda sonuna kadar desteklemeye devam edeceğini halkımızla güzel güzel paylaşıyor. Deprem bölgesinde sanayi anlamında bir sıkıntı yok, ama aynı deprem bölgesinde şans eseri hayatta kalabilmiş yüz binlerce yurttaşın içmeye bir yudum suyu bile yok. AKP'nin ve patronların üreterek büyüyen Türkiye'si var, fakat o Türkiye'de yıkılmış bina inkazı altında 4 gündür ölüme terk edilmiş on binlerce insan var. Söylenecek sözün sınırına geldiğiniz olur ya bazen. Tam olarak oradayız. Bilanço ağır. Bu satırlar yazılırken yaşamını yitiren yurttaşlarımız için AFAD'ın açıkladığı son rakam 10 bin kişiydi. AFAD'ın dün yayınlamaktan vazgeçtiği diğer rakama göre ise yıkıldığı teyit ya da ihbar edilmiş bina sayısı tüm bölgede yaklaşık 16 binin üstünde. Duyunca hesap yapmaktan ürküyor insan. AKP'li bakan, uşaklı teksiciden sipariş ettiği battaniye ile övünürken, bölgedeki hastanelere ulaşan TKP'nin gönüllü sağlıkçılarından gelen bilgiler, yıkılan bina enkazından çıkmayı başaranların bir başka enkazla karşı karşıya kaldığını gösteriyor. Hastaneler yıkılmış, yıkılmayan sallanıyor. Sağlıkçılar bu binaların içinde yurttaşlara yardım etmeye çalışıyor. Hepsinin en az bir yakını zaten göçük altında. Uyku yok, çadır yok, eşyaları koyacak yerleri yok, tedavi için malzeme yok, tedavisi biten deprem zedinin taburcu edince gidecek barınağı yok. Uzun sözün kısası ortada bir devlet yok. Ortada bir devlet yok ama devletin uşaklı patronlardan battaniye sipariş eden bakanı var. Olmayan devletin hiçbir afette milletimize mahcup olmadık diye konuşabilen kifayetsiz bir İçişleri Bakanı var. Elbette devletin ancak güvenlik koridoru oluşturup bölgeye gidebilen, gittiğinde de vatandaşa onlar bin lira para dağıtacağız diyen Cumhurbaşkanı var. Bir de yine her felaketten fırsat devşilen sermaye sınıfımız var. Onlar kah battaniye satan, kah borsada iki gün çimento hissesi devirip depremi nakite çeviren ama kamuoyu önüne vatandaşa yardım elini uzatmış sivil kuruluşlar olarak çıkan patronlar finans kuruluşları ve spekülatörler. Birlikte insan hayatının inşaat demiri kadar değeri olmadığı bir düzen kurmuşlar. Bunlardan kurtulmadan sağ kalamayacak halkımız. Dört gündür gösterdiğimiz dayanışma belki sadece ayakta tutacak insanları ama çok şeyi değiştirecek. Bundan emin olun.